Sevgili davetliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Herkes bilir ki altın sektöründe bir kuyumculuk vardır, bir de sarraf vardır. Kuyumcu altını sıvı hale getirir, sonra şekillendirir, bilezik olarak, küpe olarak müşterisine götürmek için sarrafa teslim eder. Sarraf alır bunu ve teşhir eder. Genç bir sarrafın önünde değil, kuyumcunun tezgahında olan bir varlıktır. Öğretmeni, hocası, sorumlu olan okulu, o genci bir altın şeklini verebilecek beyin gücünü, gönül gücünü, beden gücünü ülke için, devlet için, uluslararası projelere imza atmak özelliğine ait olacak bir kıvamla yetiştirilir. İşte bu yetiştirilecek olan konuların başında da dernekler, vakıflar, devletin kapısının ardına kadar açmış olduğu insanı yaşat ki devlet yaşasın sloganını, şiarını gerçekleştirmek isteyen devlet bütün imkanlarını adeta seferber etmiştir. Devleti temsil ederek buraya teşvik eden kıymetli kardeşlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve çocuklarını, yavrularını, ciğer parelerini emin olarak, şüphe olmadan bu gibi güzel yerlere göndermiş olan babalar, anneler, veliler ortak bir kimlikte buluşmak mecburiyetindeyiz. Onun için benim ayda bir defa Konya'dan buraya geliyorum. Konya ile Afşin'i kıyasladığım zaman buradaki sorumluluğum daha fazla artmaya çalışıyor. İnşallah bu sorumluluklarımızı hepimiz sivil toplum kuruluşları olarak, vakıf şubeleri olarak ve değerli insanların ortaya koymuş olduğu projeler olarak hepimiz birimizi temsil etmek mücadelesini sürdüreceğiz. Ve bu vermiş olduğum örneği son bir noktayla paylaşalım. Adil devlet, adil kurumlar, adil olan anne baba, inanıyorum ki adalet mülkün temelidir sözünün içini doldurma özelliğine sahiptir. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti geceli gündüzlü, sabahlı akşamlı şu mübarek günün akşamına varacağımız saat diliminde mübarek olsun.